Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yine bugün de Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum Aleyna. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Mayıs ayının son haftasındayız. Bu hafta piyasalarda bizleri neler bekliyor? Hemen kısaca sizden alalım. Mayıs ayının son haftasındayız. Bu hafta piyasalarda sakin bir seyirde kapanması bekleniyor. Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı şu anda yok. Sadece Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim tarafında haber akışları geliyor. Bu tarafı bu hafta yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama genel itibariyle bu hafta piyasaları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir haber akışı beklemiyoruz. Peki geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dolarla ilgili bir açıklama vardı. Doları baskılıyoruz şeklinde. Nedir bu baskılama? Yatırımcı bu durumda ne yapmalı? Hazine Maliye Bakanlığı, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz almaya devam ediyor piyasalarda. Bu döviz alımları devam edince de döviz tarafında stabil bir durum görüyoruz. 32-18 lira seviyesinde şu anda. Bu alımlar sanırım biraz daha devam edecek. Yani yaklaşık böyle 2 hafta daha devam edecek diye ben tahmin ediyorum. 2 hafta daha yatay bir seyrini koruyan döviz kurları karşımızda olabilir. Özellikle döviz kurları ile alakalı ekonomi yönetiminin belli bir hedefi yok. Serbest kur politikasını desteklemeye devam ediyorlar. Önemli olan Temmuz sonrasında döviz kurlarının stabil kalıp kalmayacağı, bu dinlenme modundan çıkıp çıkmayacağı veya Merkez Bankası alımlarını bitirirse tekrar 32 lira seviyesinin altına sarkmalar göreceğiz mi? 31.80 destek seviyesi var, göreceğiz mi? Onu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama şu anda piyasaların en iyi alıcısı Merkez Bankası ve Merkez Bankası da sürekli alımlarını artırmaya devam ediyor.